Hey dostum, bir problem var. Sen bana dedin ki Tanrı dualarımızı cevaplar. Ama bence bu yalan. Dostum neler diyorsun yine? Şimdi çekeceğiniz programı izle ve gerçekleri öğren. Bu arada Tanrı'dan ne istedin ki? Biliyor musun, senin dediğin gibi yaptım ve sınava çalışmadan geçmeyi diledim. Ama sınıfta kaldım. Merhaba arkadaşlar. Bugün dualara cevap verilen iki hikayede hakkında konuşacağız. Dua gerçeği değiştirir mi yoksa değiştirmez mi? Belirli bir şey için dua ettiğinizde veya Tanrı'dan özel bir şey dilediğinizde ne olur? Ancak başlamadan önce yeni içeriğimizi almak için kanalımıza abone olun. Yok ya, güçlü duaları öğreneceksin, ben de abone olacağım. Tabii. Abone ol çünkü en güçlü duaları açıklayacağım. İkinci Krallar altta bulunan hikayemize başlayalım. İkinci Krallar 6. bölüm 1 ve 2. ayetler. Bir gün peygamber topluluğu Elişa'ya "Bak, yaşadığımız yer bize küçük geliyor," dedi. "Lütfen izin ver, Şeria Irmağı kıyısına gidelim. Ağaç kesip kendimize ev yapalım." Elişa, "Gidin," dedi. Pardon, Elişa peygamberin veya Elyesya aynı kişi midir? Tabii, aynı peygamberdir. İsmi Grekçe'de Elisevos ve Latince'de ise Eliseus şeklinde geçmiştir. Türkçe kutsal kitapta Eliş olarak yazılmıştır. Eliş o zamanlar İsrail ulusunun peygamberiydi. Aynı zamanda peygamber olmayı öğrenen öğrencileri olan bir topluluğu vardı. Yaşadıkları yerin küçük olduğunu gördüler ve daha büyük bir yer inşa etmek üzere bazı ağaçları kesmek için Ürdün Nehri'ne gitmeyi istediler. İkinci Krallar 6. bölüm 3 ve 4. ayetler. Peygamberlerden biri, "Lütfen kullarınla birlikte sen de gel," dedi. Elişa, "Olur, gelirim," diye karşılık verdi ve onlarla birlikte gitti. Ürdün Nehri'nin kıyısında bulunmak ve çalışmak güzelmiş. Bu öğrenciler öğretmenleri Elişa'yı onurlandırıyorlardı. Bu yüzden ondan kendileriyle birlikte gelmesini istediler ve o da bunu kabul etti. Nehre ulaştıklarında yapmak için geldikleri işe başladılar. İkinci Krallar 6. bölüm 4 ve 5. ayetler. Şeria Irmağı kıyısına varınca ağaç kesmeye başladılar. Biri ağaç keserken balta demirini suya düşürdü. "Eyvah efendim, onu ödünç almıştım," diye bağırdı. Bazen işimiz etkileyen şeyler olur. Bu hikayede balta başı suya düştü. Bunu kullanan adam başka birinden ödünç almıştı ve o zamanlar demir pahalıydı. Bu yüzden sahibine baltayı geri veremeyeceğinden korktu. Baltanın fiyatını ödemeyeceğinden korkuyordu. İkinci Krallar 6. bölüm 6 ve 7. ayetler. Tanrı adamı nereye düştü diye sordu. Adam ona demirin düştüğü yeri gösterdi. Elişa bir dal kesip oraya atınca balta demiri su yüzüne çıktı. Elişa, "Al onu," dedi. Adam elini uzatıp balta demirini aldı. "Demir bu, demir. Sudan daha ağırdır. Balta demiri nasıl su yüzeyine çıkabilir ki?" Elişa'nın adamın isteğine tepki verme şekli onun Tanrı'nın peygamberi olarak gücünü gösteriyor. Bunun sebebi de Tanrı ile olan canlı ve sürekli ilişkisidir. Elişa bu mucizeyi kendisinin mucizeler yapabildiğini, sadık olanlarla ilgilendiğini ve onların ihtiyaçlarını önemsediğini göstermek için yaptı. Ama hikaye burada bitmiyor. Bu mucizeyi yaptıktan sonra doğayla ilgili yapılmış daha büyük mucize görüyoruz. 2. Krallar 6. bölüm 8 ve 14. ayetler. Aram kralı İsrail'le savaş halindeydi. Görevlilerine danıştıktan sonra ordugahımı kuracak bir yer seçtim dedi. Kral oraya atlılar, savaş arabaları ve büyük bir kuvvet gönderdi. Geceleyin varıp kenti kuşattılar. Bu kral her zaman kendisinin askeri planlarını ve İsrail kralını uyaran Elişa'yı öldürmek istedi. Bu yüzden Elişa'yı yakalamak için büyük bir ordu gönderdi. Kralın bir kişiyi yakalamak için büyük ve güçlü bir ordu gönderdiğini düşünün. Bak, peygamberi öldürecekler. 2. Krallar 6. bölüm 15 ve 16. ayetler. Tanrı adamının uşağı erkenden kalktı. Dışarıya çıkınca kentin askerler, atlar ve savaş arabalarınca kuşatıldığını gördü. Dönüp Elişa'ya,
"Eyvah, efendim ne yapacağız?" diye sordu. Elisha, "Korkma, çünkü bizim yandaşlarımız onlarınkinden daha çok," diye karşılık verdi. Sizi ve öğretmeninizin etrafını saran bütün bir orduya o uyanmanın şokunu hayal edin. Bu hizmetçi korkuyordu ve ne yapacağını bilmiyordu. Ancak Elisha'nın kendilerinin ordularının daha büyük olduğunu söyleyerek ona cevap vermesi onun üzerine daha büyük bir şok etkisi yarattı. Öğretmeniyle yalnızdı. Ordu neredeydi? Koskoca ordu karşısında bir peygamber ne yapabilir? Peygamberlerin en güçlü silahı duadır. 2. Krallar 6. bölüm 17. ayet. Sonra şöyle dua etti. Ya Rab, lütfen onun gözlerini aç, görsün. Rab uşağın gözlerini açtı. Uşak Elisha'nın çevresindeki dağların atlılarla, ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü. Elisha'nın duası bize onun Tanrı ile ilişkisi ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Meleklerin onları koruduğunu biliyordu. Ancak hizmetçisi bunu bilmiyor ya da görmüyordu. Böylece Tanrı Elisha'nın duasını yanıtladı ve normal gözle göremediğimiz şeyleri görmesi için hizmetkarının gözlerini açtı. Fakat Elisha Tanrı'ya dua ederken daha da büyük bir şey yaptı. 2. Krallar 6. bölüm 18. ayet. Aramlar kendisine doğru ilerleyince Elisha, Rab'be şöyle yalvardı. Ya Rab, lütfen bu halkı kör et. Rab, Elisha'nın yalvarışını duydu ve onları kör etti. Tanrı Elisha'nın duasına bir kez daha cevap verdi. Ve tüm ordu kör oldu. Bu, öncekinden daha büyük bir mucizeydi. Vay be, bir kişi kör olsun anlarım. Ama koskoca ordu kör olması, bu kesinlikle Tanrı'nın işidir. Kesinlikle. 2. Krallar 6. bölüm 19 ve 20. ayetler. Bunun üzerine Elisha onlara, yanlış yoldasınız dedi. Aradığınız kent bu değil, beni izleyin, sizi aradığınız adama götüreyim. Sonra onları Samiria'ya götürdü. Samiria'ya geldiklerinde Elisha şöyle dua etti. Ya Rab, bu adamların gözlerini aç, görsünler. Rab gözlerini açınca adamlar Samiria'nın ortasında olduklarını anladılar. Peygamberi öldürmek isteyenler kendi kuyusunu kazıyorlar. Elisha'nın duasının bir kez daha cevaplanıp ordunun görüşünü geri kazandığını gördük. Tanrı ona sadık olduğumuzda ve güvendiğimizde dualarımızı duyar. 2. Krallar 20'de bulunan diğer hikayeye bakalım. 2. Krallar 20. bölüm 1. ayet. O günlerde Hiskiya ölümcül bir hastalığa yakalandı. Amos oğlu peygamber Yeşaya ona gidip şöyle dedi. Rab diyor ki ev işlerinin üzerine sok. Çünkü iyileşmeyecek öleceksin. Bir kişinin sizin yanınıza yaklaşıp size yakında öleceğiniz için her şeyin organize edilmesi gerektiğini söylediğini düşünün. Tepkiniz nasıl olurdu? Çoğu zaman hayatımızda tahammül edemeyeceğimiz sürprizlerle karşılaşırız. Ve herkes farklı tepki verir. Sizin tepkiniz ne olurdu? Ben şifa ve sağlık için dua ederim. Yaşamak güzeldir. 2. Krallar 20. bölüm 2 ve 3. ayetler. Hiskiya yüzünü duvara dönüp Rab'be yalvardı. Ya Rab, yürekten bir sadakatle önünde nasıl yaşadığımı, gözünde iyi olanı yaptığımı anımsa lütfen. Sonra acı acı ağlamaya başladı. Hiskiya doğru bir şekilde tepki gösterdi. Tanrı'ya kızabilir, hatta Tanrı'nın kızmasına neden olacak bir şey yapabilirdi. Ona karşı günah işleyebilirdi. Çoğu zaman elimizdeki bir şeyden zarar gördüğümüzde kötü bir şekilde tepki verme hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Fakat Hiskiya'nın Tanrı'ya tüm kalbiyle dua ettiğini ve acı bir şekilde ağladığını görüyoruz. Yaşamınızda kendisini çözmek için hiçbir şey yapamayacağınız bir soruna karşılaşırsa ne yapardınız? Hiskiya dua etti ve zayıflığını kabul etti. Siz ne yapardınız? 2. Krallar 20. bölüm 4 ve 5. ayetler. Yeşaya sarayın orta avlusundan çıkmadan önce Rab ona şöyle seslendi. Geri dön ve halkımı yöneten Hiskiya'ya şunu söyle. Atan Davut'un tanrısı Rab diyor ki, duanı işittim, gözyaşlarını gördüm, seni sağlığına kavuşturacağım. 3 gün içinde Rabbin tapınağına çıkacaksın. Süleyman'ın tapınağı tepenin tam üzerindeydi. Ancak tamamen iyileşirse o tepeye çıkabilir. Yeşaya mesajı ileterek yapması gerekeni yaptı ve sonra gitti. Fakat bu kısa sürede Tanrı Hiskiya'nın duasını duydu ve cevap verdi. Yeşaya geri dönüp başka bir mesaj vermesini söyledi. Mesaj, Tanrı'nın dualarını duyduğu ve onu iyileştireceğiydi. Siz de Tanrı'ya dua edebilirsiniz ve o size cevap verecektir. Çünkü iman ve dua, Tanrı'ya karşı içtenlikle tüm kalbinizle geldiğinde
hayattaki herhangi bir durumu değiştirebilir. Fakat duanın sonucu sadece hastalıktan iyileşmek değildi. Tanrı sözlerine şöyle devam etti. 2. Krallar 20. bölüm 6. ayet. Ömrünü 15 yıl daha uzatacağım. Seni de kentini de Asur kralının elinden kurtaracağım. Kendim için ve kulum Davut'un hatırı için bu kenti savunacağım. Kral yaşadı. Artı Tanrı onu koruma altına aldı. Onun 15 yıl daha yaşayacağına söz verdi. Hayatını uzattı. Ve bu bize Tanrı'nın tüm koşulları değiştirebileceğini gösteriyor. Hisken hayatına 15 yıl ekleyebiliyorsa sorunlarınızla ilgilenebilir ve bulunduğunuz şartları daha iyi hale getirebilir. Tanrı ona başka bir şey daha verdi. Şehri kendilerine karşı savaş ilan etmeyi planlayan Asur kralından koruyacağına söz verdi. Bütün bunlar oldu çünkü Tanrı onları yerine getireceğine söz verdi. 2. Krallar 20. bölüm 7 ve 8. ayetler. Sonra Yeşaya incir pestili getirin dedi. Getirip çıbanına koydular ve Hizkiya iyileşti. Hizkiya Yeşaya, Rabbim beni iyileştireceğine ve 3 gün içinde Rabbin tapınağına çıkacağıma ilişkin belirti nedir diye sormuştu. Rab Tanrı demişse muhakkak yapacaktır. Şüpheye gerek yok. Amin. Çoğu zaman Hizkiya gibi Tanrı'nın sözlerinden şüphe duyarız. Bazen başımıza gelenlerin bir hayal değil, gerçek olduğuna inanmak zor olabilir. Hizkiya emin olmak istedi ve Tanrı'dan kendisini tamamen iyileştireceğine dair bir işaret istedi. Tanrı ona işareti verdi. Hadi ne olduğunu görelim. 2. Krallar 20. bölüm 9. ayet. Yeşaya şöyle karşılık vermişti. Rabbim verdiği sözü tutacağına ilişkin belirti şu olacak. Gölge 10 basamak uzasın mı, kısalsın mı? Tanrı çoğu zaman bizimle anladığımız şekilde konuşur ve idrak etme kapasitemize göre ilgilenir. Hizkiya bir işaret istedi ve Tanrı her şeye gücü yettiğini göstermek için ona gölgeyi 10 adım uzatma veya kısaltma seçeneğini verdi. 2. Krallar 20. bölüm 10 ve 11. ayetler. Hizkiya gölgenin 10 basamak uzaması kolaydır, 10 basamak kısalsın demişti. Bunun üzerine Peygamber Yeşaya Rabb'e yakardı. Rab Ahaz'ın merdivenden aşağı düşmüş olan gölgeyi 10 basamak kısaltmıştı. Wow! Gölgenin kısalması, Tanrı'nın zamanı geriye alması demektir. Ne kadar yüce, harika bir Tanrımız var. Hizkiya, Tanrı'nın vaadine inanabilmek için onu zor bir şekilde sınamak istedi. Ama Tanrı için zor bir şey yoktur. Yeşaya'nın duasıyla Tanrı Hizkiya'ya cevap verdi ve gölgeyi 10 adım kısalttı. Bu hikayede Tanrı'ya sadık olduğumuzda biraz şüphe duysak bile dualarımızı cevapladığını görüyoruz. Ve bize her şeyi yapabileceğini kanıtlamak için her şeyi kullanabilir. Bu hikaye hakkında ne düşünüyorsun? Sizi sınırlı insanları aramak yerine ihtiyaçlarınız için sınırsız olan Tanrı'ya daha fazla dua etmeye teşvik ediyor mu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bu hikaye veya benzer koşullardan geçen diğer karakterler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misin? Bize ulaşın. Bunları sizinle paylaşmaya hazır olacağız. Bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Tüm yeni videoları alacak ve eskilerini de görebileceksiniz. Her hafta yeni bir videoda beni bekleyin ve sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın.